Gayet güzel. Tamam, tutuyorum ben burayı. Tamam, anlaştık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne diyor bu? Kızım sen oğluyla... Aa, sevgilin mi arıyor? Aç aç aç. Murat. Bak. Gel seninle güzel güzel konuşalım. İki medeni insanız sonuçta değil mi? Ben... Dündar'ı seviyorum ve hayatıma onunla devam etmek istiyorum. Vay be. Hemen mahkemeye başvuracağız, boşanacağız. İsteklerim konusunda da makul olacağım. Merak etme. Yani öyle malların yarısını falan da istemiyorum. Yok Yeşimciğim, yok, onu öyle yapmayacağız. Şöyle yapacağız bak. İlk önce şu arsız teyzeni alıp defolup gideceksin. Evlilik sözleşmesini iptal edeceksin. Boşanırken benden bir kuruş bile para istemeyeceğine dair protokol imzalayacağız. Ya Muratçığım, sen gökyüzüne gönderdiğin milyonlarca kopyası olan videoyu unuttun herhalde. Ha, bir tanesi de bende olandan mı bahsediyorsun? Boş olandan. Boş mu? Evet, boş. O su da bozulmuştur, boş falan değil. Sende bir görüntü olmadığı için olabilir mi acaba? Murat, beni zorlama. Hadi göster, zorluyorum. Göster. Göster o videoyu. Gerçekten, yani konuyu kapatacağım. Gerçekten. Murat. Yeşim. Sen kendini akıllı mı zannediyorsun ya? Hangi video bu? Korkmaz'ı vurduğu video mu? Bu kepazenin Korkmaz'ı vurduğu... Teyze, sus! Ya sen kendini akıllı mı zannediyorsun Yeşim? Ya ben sana... Sahte nikah kıydım kızım, sahte nikah. 5 yıl sen benimle evli olduğunu zannediyordun. Yani Güzide uyanmasa bu 20 yıl bile devam edebilirdi. Bak, sildiğimi biliyorsun. Sen de biliyorsun onu. Şimdi neyse, yolcu yolunda gerek, uzatmayayım lafı. Sülük teyzeni alıp defolup gidiyorsun buradan. Hadi. Bana bak, doğru konuş. Sensin Sülük. Hadi! Tamam. Öykü ne olacak? Ah, senin gibi bir anneyi görmese daha iyi olur. Murat bak, yapma. Öykü! Nereye gidiyorsun? Öykü, gel hazırlan! Öykü uyan! Öykü! Bağırma, anahtar bende, bağırma! Öykü! Öykü uyan! Çık diyorum, bağırma. Bak. Kızının o itle yataktaki halini görmesini istemezsin değil mi? Bana bunu yapma Murat, bana bunu yapma. Daha senden hiçbir şey istemiyorum, sadece öykü alacağım. Onları daha sonra konuşacağız. Şimdi defol git buradan, defol. Kızımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Gösteririm o zaman. Annesinin nasıl rezil, nasıl aşağı tamam. Bir kadın olduğunu görürüm. Sus, sus, bağırma, sus. Defol git buradan. Hadi. Ha Yeşim. Hakkını vermem lazım. Bunu bir söyleyeyim, öyle git. Şu videonun milyon tane kopyası var diye yedin ya beni. Helal olsun. Murat, lütfen bir kerecik. Hadi, 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 hadi. Tamam. Tamam. Ben bağrıma taş basacağım. Ama sen o videoyu Öykü'ye gösterecek kadar aşağılık bir baba olamazsın değil mi? Allah, o sana bağlı Yeşimciğim. Dediklerimi yaparsan görmez. Tamam. Ha, bir de yeni sevgilinle, Dündar'la yeni hayatında mutluluklar diliyorum sana. Hadi canım. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Ya kendi kocanın oğluydu. Ya oğlu değil. Dündar onun oğlu değil. Neyse ne? Ya videoyu nasıl kaybettin sen ya? Ya sen nasıl bir salaklık ettin de bu adam videoyu yok edebildi? Adam haklı ya.
Vallahi haklı. Nasıl bir gerizekalısın sen? Ya pamuklara saracağını o milyonluk videoyu gitti. Bak sus. Hıncımı senden çıkarırım şimdi. Yürü. Yeşim. Eşyalarınızı unutmuşum. Alın bakayım. Seni bu sokakta bırakıp giderim. Ne yapacağız peki yeşim? Nereye gideceğiz? Alo. Dündar. Gel bir tanem. Gel geç otur. Gel. Teyzeciğim sen de hiç çekinme. Rahatına bak. Alayım ben şunu. Hadi sağ. Böyle bir oda mı burası? Evet, stüdyo daire. Çok güzel. Burada mı yaşıyorsun sen? Yok, ben otelde kalıyorum da. Senin durumunu tahmin ettiğim için böyle apar topar bir yer tuttum. Ya zaman olsa daha güzel bir yer tutardım da işte. Teşekkür ederim. Göremeyeceğim kızımı bir daha. Göstermeyecek bana, biliyorum. Murat kapısını kilitlemiş, odasına giremedim. Öykü'ye annenin nasıl biri olduğunu anlatacağım diye tehdit etti beni. Şşşt. Şimdi bir tanem bak, söz veriyorum, her şeyi halledeceğiz, tamam mı? Kızını alacağız. Ama ağlama artık lütfen. Hadi sil gözlerini.